Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz mum problemleri ile. Evet, ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Farklı maddelerden yapılmış iki mumun boyları 4 eşittir. Ee, uzun olan 8 saatte, kısa olan ise 5 saatte bitmektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin 5 katı olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, bir tanesi 8 saatte, bir tanesi 5 saatte yandığına göre bunları çarparak mumların boyuna 40x diyeceğiz arkadaşlar. Mumların boyları zaten eşit biliyorsunuz. 40x. Bu durumda şunu anlıyoruz. Biri 8 saatte yanıyorsa birinci mum değil mi? Ne yapıyordur arkadaşlar? Saatte 5x kadar gidiyordur. Yanıyordur, kısalıyordur yani. İkinci mumda arkadaşlar 5 saatte bittiğine göre bu daha hızlıymış demek ki. Bu sefer 40x ya toplam boyu 5'e böldüğümüzde bu da saatte ne yapıyormuş arkadaşlar? 8x kadar gidiyormuş. Kısalıyormuş yani. Şimdi bunun üzerinden çözüm yapalım. Başlangıç boyumuz 40x'ti arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Kaç saat yandık bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç saat sonra diyor zaten bize. Y saat diyelim. Ee, bir saatte arkadaşlar 5x yandığına göre birinci mum ne olacaktır arkadaşlar? Y saatte arkadaşlar 5x ye kadar yanacaktır değil mi? Y çarpı 5x. Diğer muma gelelim. O da arkadaşlar başlangıç boyu 40x'ti. O da ne yapıyormuş? Saatte 8x arkadaşlar yanıyormuş. O zaman y ile çarparsak bu da 8x ye kadar. Değil mi arkadaşlar? Ne yapacaktır? Yanıp kısalacaktır. Yani başlangıç boyum 40x'ti. Y saat boyunca yandığı için y çarpı 8x kadar boyumuz kısaldı. Dolayısıyla kalan boyu bu oldu. Bu kalan boyların oranının arkadaşlar ne olması gerekiyormuş? 5 ee, kat olması gerekiyormuş. Tabii ki 8 saatte yanan daha hızlı yandığına göre bunun kalan boyu daha kısadır. Yani şu alt taraf daha kısadır. Diğeri de 5 kattır. Bu durumda işler çarpma yaparsak zaten şu x'lerin hepsinin birbirini götüreceğini göreceğiz birazdan. Ee, ne oldu arkadaşlar? 40x-5xy eşittir. 200x değil mi burada? 200 x eksi 40 x y. Aynı cinsler aynı tarafa atarsak arkadaşlar 160 x eşittir. Buradan ne olacaktır? 35 x X'ler zaten sadeşti gördünüz. Y demek ki arkadaşlar 160 bölü 35. E biz bunları 5 ile sadeştirsek arkadaşlar burası ne yapacaktır? 32. Burası da 7. Demek ki 32 bölü 7 saat sonra ne olacaktır arkadaşlar? bunlardan bir tanesi diğerinin 5 katı olacaktır. Şimdi o zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 ile 5'i çarpıyorduk. Mumların boyuna 15 x diyorduk. Rahat bölünsünler diye değil mi arkadaşlar? Her ikisine de bunların ekoku olan bir sayı seçiyoruz. Boylar 15x. O zaman anlıyoruz ki birinci mum arkadaşlar 3 saatte bittiğine göre bu hızlı olanmış. 15'i 3'e böldüğümde saatte 5x kadar yanıyormuş bu değil mi? Yani saatte 5x kadar boyu kısalıyor demektir. İkinci mum da arkadaşlar 5 saatte bitiyormuş. O zaman ne yapacağız? 15x'i yani toplam boyu 5'e böldüğümüzde bu da saatte 3x kadar yanıyormuş. Şimdi... Bakalım ne diyor? Yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin yarısı olur. Tabii ki hızlı e, yanan bu daha kısa, e, çabuk kısalacaktır. Yani daha az kalacaktır boyu. Hızlı yanan burada kim arkadaşlar? Şu, değil mi? Pardon bu özür diliyorum. Saatte ne oluyor arkadaşlar? 5x kadar e, kısalıyor. Bu daha hızlı demek ki. O zaman bu arkadaşlar daha kısa olacak kalan boyu. Çünkü hızlıca yanmış ve kalan boyu kısalmış. Başlangıç boyumuz 15x arkadaşlar. Kaç saat sonra diyor? Zaten onu soruyor bize. Yine y saat sonra diyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Y çarpı e, saatte 5x kısaldığına göre y çarpı 5x kadar kısaldı. Başlangıç boyundan artık bu kadar daha az bir boy olacak. Diğeri de arkadaşlar 15x boyundaydı. Bu da arkadaşlar saatte 3x kısaldığına göre y çarpı 3x kadar kısalacaktır. Bu oranın kalan oranın ne olmasını istiyoruz arkadaşlar. E, yarım olmasını istiyoruz. Bir diğerinin iki katı olacak ya da bir diğerinin yarısı olacak başka bir ifadeyle. E şimdi hangisi daha hızlı gidiyordu? Şu bir numara. O zaman arkadaşlar burada kalan boy daha kısa olmalı. Yani bu bir katı olmalı. Diğer iki kat olmalı. Bundan sonra biraz olayı hızlandıracağım arkadaşlar. Bunların hepsinde terimlerin hepsinde x varsa bunları atabiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki sorularda böyle çözeceğim. İlk soruda arkadaşlar genel yöntemini gösterdik. Ha bu x'leri paranteze aldığımızı varsayın üstte. Altta da paranteze aldığımızı varsayın. Bu x'ler zaten sadeleşecektir. Dolayısıyla işlemleri kalabalık, kalabalıklaştırmasını istemiyoruz. Buradan 30 eksi 10 y eşittir 15 eksi 3y diyebilir miyiz arkadaşlar? Aynı türleri aynı tarafa alalım. Burası ne oldu arkadaşlar? 7y. Bunu bu tarafa alırsak burası da 15 yaptı. Y demek ki 15 bölü 7'ymiş. Yani 15 bölü 7 saat sonra arkadaşlar bunlardan bir tanesinin boyu diğerinin iki katı olacakmış. Farklı maddelerden yapılmış iki mumdan birinin boyu diğerinin boyunun 3 katıdır diyor. Buna göre arkadaşlar uzun olan 8 saatte kısa olan ise 5 saatte bitmektedir. Şimdi bir tane uzun mumumuz varmış arkadaşlar. Bir tane de kısa mumumuz var. Ee, birinin boyu diğerinin 3 katı olacak. Önce kısa mumdan başlamak istiyorum. Kısa mum ne yapıyormuş arkadaşlar? 5 saatte yanıp bitiyormuş. O zaman bunun boyuna biz ne diyelim arkadaşlar? Ee, 5x diyelim mi? Mumun boyu 5x olsun. Diğeri bunun e, ne olacaktır arkadaşlar? 3 katı olacaktır. O da 15x olacaktır. Fakat burada ben şu 15'in ne olmasını istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda 8'e bölünebilmesini istiyorum. Kesirlerle uğraşmak istemiyoruz. O zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Katını alacağız. Kaç katını? 8 katını alalım. O da 120 x yapar. Yani şunu silip 120 x diyeceğim. Ve o zaman ne yapacağım? Bunu da 8 katını almalıyım değil mi? Çünkü 3'te 1 olmalıydı. O da 40 x olacaktır. Evet şimdi sayılarımıza bölünebilecek yani kesirli çıkmayacak şekilde ayarladıktan sonra soruya başlayabiliriz. Ne oldu arkadaşlar? Birincinin boyu arkadaşlar 120 x'ti. Ve bu ne yapıyormuş arkadaşlar? 8 saatte bitiyormuş. Şimdi 8 saatte bittiğine göre arkadaşlar saatte değil mi? Ne kadar yanıyormuş arkadaşlar? 128'e bölsek 15x kadar yanıyormuş. Diğerisi arkadaşlar ne yapıyormuş saatte? 40'ı bu sefer 5 saatte bit için 5'e bölüyorum. 8x kadar yanıyormuş. O zaman şunu biraz ileri alayım. Şimdi demek ki arkadaşlar ilk bumuzun uzun boyumuzun boyu 120 x iken ne yapıyormuş? Saatte 15x arkadaşlar yanıyormuş. O zaman y saat sonra ne olacak bakalım? Y saatte Y çarpı 15 kadar yanmış olacak yani kısalmış olacak. Ee, Kısalımız da arkadaşlar 40 xti başlangıçta Y saat sonra da Y çarpı 8 x kadar kısalmış olacaktır değil mi? Saatte 8 x yandığına göre Y saat sonra bunların çarpımı kadar kısalmış olacaktır. Bu durumda tabii ki biri diğerinin 5 katı olacak. Şöyle yapalım 5 bölü 1 diyelim. Yine ne demiştik arkadaşlar bu x'ler zaten hep birbirini götürecek her terimde olduğuna göre bunları hiç yazmayalım. Ee, i̇çler şar çarpımına başlıyorum. 120 eksi 15 y eşittir. 200 eksi 40 x. Pardon 40 y. Buradan arkadaşlar y'leri aynı tarafa alırsak buraya geçince 25 y olacaktır. Bunu da bu tarafa atınca arkadaşlar 80 kalacaktır. Ee, y buradan 80 bölü 25. Bunlar arkadaşlar 5 de sürsek, 16 bölü 5 saat. Demek ki 16 bölü 5 saat sonra arkadaşlar bunlardan bir boyu diğerinin ne olacakmış 5 Evet geldik 4 numara arkadaşlar. Yapıldıkları maddeler ve boyları farklı iki mum yakıldığında biri 3 saatte diğeri 5 saatte bitiyor. Yakıldıktan 2 saat sonra boyları eşit oluyor. Mumların boyları oranı ne olabilir? Şimdi arkadaşlar bu sefer de soruyu tersten sormuş bize. 2 tane mumumuz var ama boylarını bilmiyoruz. Değil mi? E, boyları da farklıymış çünkü bunların. Birinin boyuna x diyeceğim birinin boyuna y diyeceğim arkadaşlar. E, birisi ne yapıyormuş? 3 saatte bitiyormuş arkadaşlar diğeri de 5 saatte bitiyormuş. Aslında buna 3x diyebilirim. Buna da 5y diyebilirim, değil mi? Hani rahat çalışalım diye. Ee, bu durumda 2 saat sonra tabii 5 saatte biten daha yavaştır, değil mi? Bu ne yapıyormuş arkadaşlar? Saatte y kadar yanıyormuş. Bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 saatte bittiğine göre saatte değil mi? x kadar. Hangisi uzun hangisi kısa bilmiyoruz şu an. Ee, sembolik olarak çizdim bunları. Yakıldıktan sonra diyor işte 2 saat sonra boyları eşit oluyormuş. Şimdi arkadaşlar birincinin boyu 3x değil miydi? E bu saatte x kadar kısalıyordu. O zaman 2 saatte 2x kadar kısalmış olacaktır. Bölü. Diğerine bakalım. Bunun da boyu 5 şeydi arkadaşlar. Bu da saatte y kadar kısalıyordu. O zaman 2 saatte 2y kadar kısalacaktır. Ve bu durumda arkadaşlar ne olmuş olacak? E, mumların boyları oranı ne olabilir diyor. Yani iki saat sonra boylar eşit olacakmış. Bunlar o zaman oranı 1'miş. E, o zaman arkadaşlar x bölü 3y eşittir 1 ise x eşittir 3y'yi bulduk mu buradan? Mumların boyları birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar birbirine böldüğümüzde sonucun 1 çıkmasını bekliyoruz. Buradan x 3y ise hadi getirin bunları yerine yazalım. x yerine 3y yazdığında bunun boyu 9y oldu. x yerine 3y yazdığında bunun boyu da 15y oldu. Evet bakın ne oldu? Şekil bizim çizdiğimiz gibi çıkmadı. Demek ki mumların boyları oranı 9 bölü 15 değil mi? Y'ler sadeleşecek çünkü dikkat edin. Buradan 9 bölü 15 gelecek. Ya da ters yapabiliriz. Şıklarda 9 bölü 15 değil de büyük küçüğe bölerek 15 bölü 9 da görebilirsiniz. Hangisi varsa onu işaretleyebilirsiniz. Çünkü soruda bize zaten ne olabilir diye soruyor. Değil mi arkadaşlar? Evet son sorumuzdayız arkadaşlar. Boyları eşit farklı maddelerden yapılmış iki mumdan bir 6 saatte biri 8 saatte yanarak bittiğine göre. Şimdi boyları eşit dediğine göre yine iki tane mumumuz var. Fakat yapıldıkları maddeler farklı olduğu için arkadaşlar ne yapacaklar? Farklı zamanlarda bitecekler. Biri 6 saatte biri 8 saatte ne yapıyorduk? 6 ile 8'i çarptı 48 saatte bitecek şekilde ya da bunların ortak katı daha küçük bir sayı da seçebilirsiniz. 24x diyebilirsiniz mesela. İkisinin boyuna da 24x diyebiliriz. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Biri 6 saatte yanmış. Eğer 6 saatte yanıyorsa bu demek ki örneğin saatte ne yapmış arkadaşlar? 24'ü 6'ya bölersek 4x kadar yanıyormuş. Bu da arkadaşlar 8 saatte o zaman 24'ü 4'e böldüm. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Saatte 3x kadar değil mi? Yanıyor. E, bu arkadaşlar e, daha yavaş. Onu görüyoruz arkadaşlar. Bu yavaş olan değil mi arkadaşlar? Bu da hızlı olan. Değil mi? Daha çok yanıyor. Saatte 4 x kadar yanıyor. Şimdi başlayalım. Önce ne yapıyorum? Hızlı olanı e, yukarıya yazıyorum. Hızlı olanın arkadaşlar boyu daha az kalacaktır. Değil mi? Ya hızlı yandığı için kalan boyu daha kısa olacaktır. E, 24 x'li başlangıç boyu. Ne yapıyoruz? Y saat sonra diyoruz değil mi yine? Y saatte ne kadar yandığını anlamaya çalışıyoruz. E saatte 4x yandığına göre arkadaşlar Y saatte Y çarpı 4x kadar kısalmıştır. Diğerinin boyu da arkadaşlar 24x'te. Bu da ne yapmış arkadaşlar? Y saat sonra y çarpı 3x kadar kısalmıştır. E bu durumda boylar oranı 1 bölü 3 olmalı. Şuna dikkat edin arkadaşlar. E, hızlı yanan mumun yani şu ilk mumumuz bakın arkadaşlar hızlı yanıyordu. Onu üste yazdık. Hızlı yanan mumun kalan kısmı daha az olacaktır. Onun için 1 ile orantılı kısmı onu yazdık. Yavaş yanında kalan kısmı daha fazla olacaktır. Onun için 3 ile orantılı kısmı da oraya yazmış olduk. Şimdi ne demiştik hatırlarsanız. Buradaki x'ler zaten hep gidecekti. Dolayısıyla 24 eksi y bölü 24 eksi pardon 4 y bölü 3 y değil mi? Eşittir 1 bölü 3. Şimdi işte aşağı yaparsak arkadaşlar 72 eksi 12 y eşittir 24 eksi 3 y. Buradan e, 12 ye bu tarafa atarsak 9 y kalacak. Bunu bu tarafa atarsak 48 olacak. Demek ki y arkadaşlar 48 bölü 9'muş. Biz bunları 3 ile sadeleştirirsek 16 bölü 3. Demek ki 16 bölü 3 saat sonra arkadaşlar bunların boyları birbirine eşit olacakmış. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar başarılar diliyorum.